litre kadar sütü burada bir tencerenin içerisine koyuyorum. Arkasından içerisine şekerini koyacağım. 1,5 bardak kadar toz şeker ve aynı şekilde 1,5 bardak kadar irmik. Ve bunlarla beraber direkt olarak ocağa geçeceğim. Başından ayrılmadan şöyle yavaş yavaş karıştıra karıştıra irmiği pişirene ve şişirene kadar bu arkadaşı burada pişireceğiz. Gördüğünüz gibi kıvam bu. İyice kalınlaştı. Yani hala hafiften nemli ama soğuduğu zaman donma kıvamına çok yakın ve beklediğiniz zaman böyle üstü böyle bulup 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 ediyor. Biz bu buluplamaları seviyoruz. Şimdi bunu ateşi kapattıktan sonra ateşten alıp içerisine daha da güzel parlasın diye bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyoruz ve en son olarak da vanilyasını ilave ediyoruz. Bunları ateşten aldıktan sonra yapıyoruz. Son olarak tereyağı ve vanilyayı da şöyle iyice bir karışıma yedirelim. Gayet güzel bir kıvamdayız. Artık bunu soğutacağımız kalıba alabiliriz. Ben birazcık bir tık daha böyle kalın olsun istediğim için şöyle yaklaşık 24-25 santimlik bir kalıbın içerisinde çalışıyorum. Ve her zaman bu kalıbı işe başlamadan önce bir parçacık elimle şöyle suyla pinçikliyorum. Tamam mı? Bu su muhallebisi ve benzeri tarz şeyler yaparken de çok çalışan bir tekniktir. Çünkü iyi kötü günün sonunda bu arkadaşı buradan çıkartmamız gerekecek. Tamam mı? İyice böyle pinçikleyin, pinçikleyin, pinçikleyin. Sonrasında da irmikli olan hazırladığınız karışımı direkt olarak bunun içerisine transfer edin. Oldukça kalın ve yoğun bir irmik katmanımız var. Ve soğusun diye kenarda beklettik. İyice soğuyacak bu. Oda sıcaklığına geldikten sonra dolaba atacaksınız. Sonra sosunu yapıp direkt servis etme noktasına geçebilirsin. Vişneli katmandan bahsediyorum ve ben tabii ki her zaman olduğu gibi birazcık bu işlerdeki ekonomik kısmında düşündüğümden dolayı bunu donuk vişneyle yapacağım. Üstünde bir yaklaşık burada yani bir su bardağından birazcık fazla vişne var. Onu alıp şu şekilde hazırladığım bu sos tenceresinin içerisine transfer edeceğim. Tanelerin de içinde olduğu bir sos hayal ediyorum açıkçası. Bu şekilde fazlaca ekşi tabii ki vişneden dolayı. O yüzden azıcık bunun kıvamını dengelemek adına içerisine çok değil çünkü tatlıda da var. Hafif 2 kaşık kadar toz şeker ilave edeceğim. Ve bunu burada kaynatmaya başlayacağım. Diğer tarafta da şurada şu güzel ve lezzetli su var ya, bunu da değerlendireceğim. Aşağı yukarı buradan da hepsini kullanmanıza gerek yok ya da isterseniz tamamını kullanabilirsiniz. Bunun içerisine birazcık nişasta ilave edeceğim. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar buğday nişastası ya da mısır nişastası hangisi kolayınıza geliyorsa. Kıvamı güzelce bağlayacak çünkü bu. Nişastayı da ekleyip hali hazırda soğukken nişastayı burada birazcık açmaya başlayacağım. Bu arkadaş burada kaynadıktan sonra da nişastayı içerisine ekleyeceğim ve istediğim sos kıvamına gelince ateşten alacağım. Buradaki vişneli katman hazır olduğu zaman bunu direkt olarak soğumaya bırakacağım. Ve arkasından ters çevirip çıkarttığım irmikli tatlının üstüne güzelce servis edeceğim. Olay aslında tamamen bundan ibaret. Yavaş yavaş kıvam oturmaya başladı. Nişastalı karışımı atıyorum ve kısık ateşte hafiften kıvamı yoğunlaştırana kadar tıkırdatıyorum.